Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy ve Kimetsu no Yaiba'nın ikinci bölümünden bahsedeceğiz. Çay ve Nescafe'ni hazırlayın efendim. İyi seyirler. Evet, burada şöyle bir kuklayı görüyorsunuz ve o kukla işte aslında şey Tokito onu anahtarını o çocuktan almak istiyor ki o da antrenman yapabilsin. Ama burada böyle biraz heyecanlandım çünkü bir her shonen'deki olduğu gibi bir antrenman bir gizli bir antrenman seşanı görüyorsunuz. Bir de iki o kukla. O kukla çok enteresan çünkü hem Tokito'nun yani o Ashina'nın ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Hem de o kukla yine dediğim gibi birinci bölümde hani bir birinci iblis aya çok benziyor. Tanjiro'nun rüyasındaki adama çok benziyor. Ve aynı zamanda şunu da öğreniyoruz. O kukla yani şeyden 300 yıl önceki bir gerçek kılıçörden ilham alınmış bir şey bir şablon ve o gerçek hani Swordsmaster yani gerçek o kılıçörü hareketlerini tam böyle karşılayabilmek için 6 el yapmak zorunda kaldı yani adam o kadar güçlü onu anlıyorsunuz ve onu işte ataları yapmış ve 300 yıllık shonen Shodai zamandaki yok neydi? Ne zamanıydı o? Sengoku ha. Sengoku zamanından biri Swordmaster. Orada ya şunu düşündüm. Şimdi bu iblis toplantısı 113 yıldır yapılmıyor. Tamam mı? Şimdi toplandı ya 113 yıl önce yani bir tane iblis Upper iblis öldürüldü ki toplanıldı. Ama orada şunu ben algılıyorum. Şey yok. Bir rank yani bir sıralama farkı yok. Sıralama farkı olsaydı derlerdi orada. O zaman hakikaten ya gerçekten o ele alınmış adamın ta kendisi bu kukla. Kukishi bunun yani. Ya da Kukishi bunun ya bir arkadaşı ya bir kardeşi ya o an hani o çağlarda birisidir. Ama o, yani dediğim gibi çok flu kalıyor. Tanjiro ile olan bağlantısını şu an düşünemiyorum yani. Aynı zamanda mangayı çok kısa okudum. Oraya gelemedim yani. Ondan dolayı hani ve burada Ashina ondan yani şey Tokito onlar böyle antrenman yapmam meraklısı. Çünkü o çok güçlü bir kukla anladığımız kadarıyla. Ve 6 eli birden hani antrenman için çok iyi olduğu için. O da onu anahtara meraklı o küçük çocuktan. O küçük çocuk da diyor ki yani bir şey olursa o kuklaya zarar gelirse ben yapamam hani. O da böyle bir ailevi bir miras gibi bir durum. Ve orada Tokito tabii bir tane kolunu patlatıyor. O kolunu da alıyor. O koldaki kılıcı da emanet alıyor. Yani Ashina'nın kılıcını kırıyor o kukla. Ne kadar güçlü olduğunu anlıyorsunuz. Ve burada işte Tanjiro'nun antrenmanı başlıyor. Hani bazılarınız şöyle yani şey bir shonen tam anlamıyla bir shonen antrenmanı diyemeyiz. Çünkü hem kısa sürüyor hem de bir çocuk başlatıyor antrenmanı yani. Yani shonenlerde normalde şeydir ya ya karakterin kendisi yapar falan ya da böyle bir ustası olur vesaire. Ama benim hoşuma gitti çünkü Tokito ile olan karşılaşması Tanjiro'nun yine baya bir seviye farkını gösteriyor. Diyorsun ki birkaç bölüm sonra iblis gelecek. Nasıl böyle maç olacaklar falan. Öyle ondan dolayı bir antrenman var. Zorlanıyor. 5 kolla çok zorlanıyor. Ama sonunda işte o kokusuyla beraber, perspektifiyle beraber alt ediyor bir şekilde Tanjiro. Ve Tanjiro alt ederken orada bir kılıç çıkıyor. Ve muhtemelen o Sengoku çağındaki Swordmaster'ın onun asıl kılıcı. Yani muhtemelen Tanjiro onu kullanır. Artık o tamam kalıcı kılıcını gördük. Yani öyle düşünüyorum. Üçüncü bölümde bakacağız. Bir de burada şu da var. Tokito'nun çok soğuk. Yani soğuk dediğim zaten Tanjiro ile olan bir münasebetleri var. Ama bir günden kısa bir süre oluyor. Bayıltıyor. Uyanıyor. Tekrar Tokito'ya gidiyor. Adam diyor ki hani kimdiniz siz falan. Yani bir Ashina için biraz enteresan bir durum. Acaba burada şunu... Şu var aklımda şu var. Acaba bir travmatizma mı yaşadı? Yoksa beynini fazla veri almamak için bir yani korumaya
kendisini otomatik korumaya koyduğu bir durum mu? Çünkü bölümün endinginde hani Tokito'nun böyle olmadığını görüyorsunuz. Biraz daha böyle eğlenceli falan. Bir de şu da var. İki bölümdür Nezuko'yu görmüyoruz. Yani Nezuko'nun girişi yok. Ve opening'e baktığımızda Nezuko'nun ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Çünkü sonunda onun itemi de var. Sürekli ona bir ön plan yapılıyor. Hani onu da göreceğiz, bakacağız yani. Dediğim gibi yani fark ettiğim durumlar bu. Ve yani ben tatmin oluyorum. İki yani bir sonraki bölümü iple çekiyorum. Bir sonraki bölümde o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.